Cenab-ı Hak dedi ki, müminlerin başına gelen şeyler, münafıkları eğer iyiyse huzursuz eder, eğer kötüyse hoşnut eder. اِنْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ Size iyilik isabet etse, başınıza iyi şey gelse, hoş bir durum yaşasanız bu onları rahatsız eder. Bundan hoşnut olmazlar. وَاِنْ يُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Müminlerin başına kötü bir hadise gelse, kötü bir şey gelse, يَفْرَحُوا بِهَا Bundan mesut, memnun, hoşnut ve sevinç duyarlar. Dolayısıyla bu münafıkların bir özelliği ve Cenab-ı Hak bu hususu da Kur'an-ı Kerim'de yanılmıyorsam birkaç yerde zikretti. Yani müminlerle ilişkili olan hadisede müminler toplumunun iyiliğine dair gelişmeler onlar açısından memnuniyet verici değildir. Müminlerin kötülüğünü isterler. Müminlerin başına kötü bir şey gelirse onlar bundan memnun olurlar. Neden? Çünkü onlar müminleri beğenmezler. Müminlerden bir toplum olmalarına rağmen müminlerin arasında ve müminlere görünürde müminmişçesine davranmalarına rağmen özde kendilerini müminlerden saymadıklarından müminlerin gelecekleriyle kendi geleceklerini tevhid etmezler. Müminlerin iyi bir akıbete, iyi bir sonuca ulaşmalarını istemezler. Keşke müminler de kendileri gibi olsa da bu iş yıkılsa, dökülse, bitse isterler. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً İstiyorlar ki siz de onlar gibi içten içe böyle küfredin, siz de münafık olun, böylece hepimiz eşit olalım. Kimse özde mümin kalmasın, hepimiz sözde olalım isterler. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً Cenab-ı Hak dedi ki, فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءً Böyle kimselerden dost edinmeyin. Baktın ki bu adam müminlerin geleceğiyle kendi geleceğini tevhid edemiyor. Dolayısıyla da müminlerin iyiliğini değil, kötülüğünü istiyor. Özde kendisini ayrı tutuyor. Peki bunlar özde kendilerini ayrı tutarken kendilerini bir başkalarıyla, bir başkalarının geleceğiyle mi tevhid ediyorlar? Müminler yıkılacak da onlar nerede kendilerine akıbet, gelecek kuracaklar derseniz, Cenab-ı Hak dedi ki bunlar وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Bunlar müminlerin arasına gelince وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Derler ki biz de iman ettik. Ama وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Bunlar şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, kafirlerle ve kendileri gibi olanlarla buluştuklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Kafirlere derler ki biz sizinle beraberiz. E müminlerin yanındayken hani biz de müminiz falan diyorsunuz diye kafirler bile aldanıyorlar. Onların müminlerin yanındayken nasıl müminmiş gibi davranmalarından açık ettiler. Dediler ki اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ Biz sadece alay ediyoruz, dalgamızı geçiyoruz, biz onlarla istihza ediyoruz. Bakmayın onların arasında böyleyiz diye. Dolayısıyla nifakın çok karakteristik tanımları var. Ve elbette nifak korkumuzu gündemde tutacağız ki onunla mesafemizi olabildiğince açık kılalım. Tedbir bu anlamda çok değerli, fakat şunu da bileceğiz ki nifakın çok temel karakteristik özellikleri var. Bu bizi kuşatacak bir evhama, gereksiz bir vehme dönüşmeden sahici, ciddi bir düzeyde kalsın. Varsa bu türden sıkıntılarımızın olduğu hususa yoğunlaşalım. Söz gelimi Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى Bu ayette onlar namaza gelmezler demiş. Deminkinde وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar dedi. Ama bu ayette namaza geldiklerinde de normalde gelmezler. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةِ Ama gelirlerse اِلَّا وَهُمْ كُسَالَى O da tembel tembel olur. Bu bize eğer kendi vaziyetimiz açısından güçlü bir mesaj veriyorsa
Bu sahici bir korkudur, bu ciddi bir korkudur. Çünkü durumumuzun benzeştiği hususta ve konuda buradan ciddi bir mesaj almalı ve risk değerlendirmesi yapmalıyız. Ama böyle nokta nokta gitmek yerine evhama dönüştürüp genel manada kendisini dini hiçbir zaman tutturamayacak, dolayısıyla da boşver yaşanılacak gibi değil bir zorlukta gören ve şeytanın evhamına kendisini kaptırıp her yaptığı işle ilgili nifak vehminden ötürü savrulan kimsecikler bir başka açıdan şeytanın çağırdığı bir kulvara girmiş olabilirler. Dolayısıyla eğer ilim olmazsa, eğer tanımları, Cenab-ı Hakk'ın anlatımları, Hazreti Peygamberlerin uyarıları ve uygulamalarını bir bir ve ciddiye alarak, çünkü önce bileceğiz ki bilgi üzerine doğru değerlendirmeler yapalım. Bilgi boyutu eksik ve zayıf olursa o kişiyle şeytan çok kolay oynar. Dolayısıyla ilim gibi bir mürşidi olmayan kimsenin şeytandan gayrı tabi olacağı bir kimsecikler olmaz. Bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin başta imanın kendisini dahi فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ ve imana dayandırdığımız, iman temeline oturttuğumuz bütün amellerimizi de yine ilimle bir yandan öğrenerek Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve elçisinin tatbikatı olan bu kitabın hayata akseden uygulamaları olan sünnetinden öğrene öğrene hayatımıza tatbik edersek o zaman adımlarımızı sağlam ve doğru atmış oluruz. Ama öğrenme boyutunu ihmal eder de sonrasında kendimizi şeytanın vehmine bırakırsak o zaman ilmi olmayanın ancak tabi olacağı şeytan olur, başka bir kimse olmaz, o da onu elinde oynatır. Şu halde gereksiz bir vehim değil, bilgiye dayalı doğru değerlendirmeler ile hayatımızdaki aksayan ve bizi nifak derekesine çekmesi ihtimali bulunan zafiyetlerimizi ıslah ede ede nifaktan olabildiğince uzaklaşıp tedbirlerimizi çoğaltabiliriz. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın verdiği bilgiler ve Allah'ın elçisinin uygulamalarıyla ve açıklamalarıyla önümüze koyduğu o somut gerçeklik yol göstericidir. Bu yol gösterici, irşad edici kitap ve sünnetten istifade etmez isek o zaman bizi vehimler dünyası bekler ki şeytan nereden ısırsa, nereden bir düşünce salıverse dalga dalga büyük şeyler oluşturur. Yüksek büyük dalgalar oluşturur. Çünkü eğer sığ ise bilgi düzeyi, en küçük bir atılacak taş bile orasını darma duman eder. Bu anlamda nifaka karşı Cenab-ı Hak bizi başta kitabında olmak üzere ve dönüp sirete baktığımızda Medine ve Medine çevresindeki münafıkların davranışları, ki bunların da bir kısmı kitaba konu olmuştur, bunları değerlendirdiğimizde biz buradan çok ciddi bilgiler edinebiliriz. Başta girişte konuştuğumuz kalp hastalığı, fi kulubihim marad, burasını, kalp boyutunu ciddi şekilde ele almalı. Allah Azze ve Celle'nin bize indirdiği dinini anlama ve öğrenme bakımından ve bu dinindeki hükümlerin ne kadar doğru olduğuna dair yine anlama ve öğrenme bakımından yolculuğumuzu imkan nispetindeki hayat bunun için açılmış bir imkan alanıdır ve kesintisiz sürdürmek durumundayız. Eğer bu süreçte Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle, yasaklarıyla, hükümleriyle, buyruklarıyla herhangi bir sıkıntımız nifakın tohumu gibi olacaktır. Ve oradan başlayan nifak kalbimizde çoğala çoğala bizim Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı olan güvenimizi zamanla kaybetmemize yol açabilir.